Merhabalar, bu sefer ben varım. Latife ablanın yerine İlke Can Can Diker psikolog olarak burada soru sormak için karşınızda bulunuyorum hocam. Of, Allah Allah. Sinem Nur sormuş ki, her insan farklıdır fakat beyin en verimli nasıl çalışır? Verimli kelimesinden kastım, ne olursa sıkılmadan, bıkmadan çalışmayı sürdürebiliriz. Verimli, evet. Burada eski bir dostumun sözünü hatırlatmam gerekiyor. Biz buğday tarlası mıyız yani? Verim nedir ya? Demek lazım. Ama şöyle, galiba daha iyi nasıl kullanırız? Herhalde bana gelen soruların %80'i böyledir zannediyorum. Beyni daha verimli nasıl kullanırız? Verimi önce bir tanımlamak lazım herhalde. Yani biz neden verimsiz olduğumuzu düşünüyoruz. Biraz verim takıntımız var. Genellikle hayatımız böyle boş geçiyormuş, bir şey yapmamız gerekiyormuş da yapmıyormuşuz gibi hissediyoruz falan. Muhtemelen o hisler eşliğinde sorulmuş bir soru diye ben bir alt seslendirme yapayım. Anlayabildiğim o çünkü. Ama beyni verimli çalıştırmanın benim hep anlatmaya çalıştığım net bir yolu var ki bir hedefiniz, bir hayaliniz, efendim bir 20, 30, 50 yıl sonrasına dair net bir görüntünüz varsa bir şekilde ona giden bütün yollarda motivasyonunuz, veriminiz, öğrenmeniz, düşünmeniz, yeni fikir üretmeniz vesaireniz çok ciddi anlamda artabiliyor. Tabii ki bu diyebilirsiniz ki ben 30 sene sonra işte ben klinik psikolog olmak istiyorum mesela. Böyle bir şey de diyebilirsiniz ama bu bir meslek adıdır. Bu bir hayal değildir. Meslekler vardır böyle işte doktor vardır, mühendis vardır, anne olacağım vardır, baba olacağım vardır. Ya bunlar hayal değil. Bunlar bize öğretilmiş olan bazı meslek ya da meşguliyet adlarıdır. Bazı vasıflar ya da sıfatlardır. Esas olan kendini tanıyan bir insan mesela şöyle bir hayal kursa. Ben bundan 30 sene sonra kendimi şöyle bir yerde şöyle bir şey yaparken görüyorum falan diye bu hayali net olarak kurgulasa, detaylandırsa ve oraya doğru giden yolda mesleğim, işim, sağlık durumum, de yaşadığım yer ne olursa olsun ben bunu yapacağım arkadaş kitlenmesini yaşadığı takdirde bakın o zaman görün beynin verimi nasıl artıyor. Zaten sadece beyinden de bahsetmiyoruz. Bir sistem olarak bütün vücuttan bahsediyor. O verimi arttırabilmenin bir sürü bileşeni var. Yediğiniz, içtiğiniz, uykunuz, işte çalışma ritminiz, dinlenmeye, düşünmeye, kendinizi tazelemeye ayırdığınız zaman bunların hepsi dahil olmak üzere ciddi bir yaşamsal değişiklik aslında olması gerekiyor muhtemelen. Daha kısa bir şey söyleyeyim müsaade ederseniz. Eğer ki içinde bulunduğunuz durumdan hoşnut değilseniz neyi değiştirebiliyorsanız onu değiştirerek başlayın. Herhangi bir şey kolay değişir durumdadır. Oradan başlayın. Daha sonra zor olanları da zamanla değiştirirsiniz. Demek ki bir değişim gerekiyor. Değişimin nerede olacağını bilemem. Yani bu sorudan hiç bilemiyorum. Dolayısıyla ufak ufak şeyler değiştirin. Sizi sıkan şeyleri ufak modifikasyonlarla değiştirmeye başladığınızda bir süre sonra hayat bambaşka olmuş. Enteresan bir şey ortaya çıkabilir. Verim benim pek sevmediğim bir kelime. Başta da söylediğim gibi. Verim makineye ait bir şey. Bir bilgisayara, bir buharlı lokomotife falan ait olarak verim kavramını kullanabilirsiniz. Ama hayatınızdan hoşnutsanız, mutluysanız gayet verimlisiniz anlamına gelebilir. Bence olayı bir de böyle bakmayı deneyin. Sinem Nur, çok verimlisin bence. Peki, Abdullah Yolcu sormuş, demiş ki reddedilmekten neden korkuyoruz? Abdullah Yolcu, merhaba. Hiç nefes boşluğu bırakmıyor bu arada. Ama şu an... Şu an bizi izleyenler metodik, bunu istiyor. Metodik. Çok verimli çalışıyor şu anda. Evet, İlke çok verimlidir. Reddedilmek derken nasıl bir reddedilmek mesela bilmiyorum. Reddedilmek insana iyi gelmez haliyle ama bu soruyu biraz daha belki açmak lazım. Eğer gönül ilişkisinden bahsediyorsak reddedilmenin yani bir işte aşık olduğunuz bir insan, hoşlandığınız bir insan tarafından kale alınmamanın yahut geri çevrilmenin beyinde fiziksel acı hisseden mekanları harekete geçirdiğini gösteren çalışmalar var. Bize bildiğimiz hani bir yerimiz böyle kerpetenle sıkılıyormuş ya da bir yerimiz kesilmiş gibi fiziksel acı veren bir hadise. Haliyle bunu da pek çok insan isteyerek arzu etmez diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla reddedilmenin genellikle böyle bir sinir bilimsel karşılığı var. Ama çok da reddedildiğiniz kapıyı tekrar tekrar çalmanızı önermem. Yani seviyorsa dönecektir, bırak gitsin falan var ya işte onlardan bir tanesini demek lazım belki de. Sen boşluğu yanlış yerde veriyorsun yalnız. Soru sorarken arada isimle mesela isimle soru arasında boşluk ver. Tamam. Onu mu yapayım yani? Tabii. Oradaki boşluk. Yok canım sıkıntı var. Ama yine de bir... Yani. Değişik bir tarz oldu. O zaman değil. Yani. Sıkıntı benim olduğum o sıkıntı yoksa olmaz. Sıkıntı vardır. Açık beynin en önemli sloganı. Özlem Oku. Benim 11 Özlem, yıldır merhaba. Panik atak sorunum var. Kendimce birçok yol denedim. Sizden ricam bana bir ipucu vermeniz. Bir kitap, bir doktor ya da bir tavsiyeniz olur mu? Panik atak uzmanıyla çözümlenmesi gereken klinik bir problem. Bir kitapla çözülmez. Uzman da benim tanıdığım doğrudan birisi yok. Ama bu konuyla ilgili birçok psikiyatrist, birçok psikolog arkadaşımız çalışıyor. Basit bir internet aramasıyla rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama buradan yardımcı olabileceği bir tek husus var. Ben de zamanında böyle bir yoldan geçmiştim. Hani daldan düşmüş birisi olarak size bir tavsiyede bulunayım. Mevzu tamamen kafanın içinde olduğu için ilaçlarla, dışsal müdahalelerle şununla bununla zor çözülebilir.
gereken bir konu. Bir kere kendinize bunun bir zihinsel hatalı devreden kaynaklandığını bir güzelce anlatmaya çalışın. Çünkü orada işleyen, kırılması biraz zor gözüken bir döngüden oluyor her şey. Fiziksel bir nedenden pek kaynaklanmıyor. Ve genellikle bu devrede belli bir zamanda çok kolay bir kararla zırt diye normal hale dönebiliyor. İşte ona yardımcı olan arkadaşlara da terapist vesaire diyoruz. Hocam sana sürpriz, ne haber? Aa, sese bak. Tanıdık bu ses. Aman Allah'ım. Serhat Güngör sormuş hocam. Serhat merhaba. Akıcı ve istekli, sizin gibi konuşmak istiyorum demiş. Yapmam gereken bir alıştırma, egzersiz bir şey var mı diye sormuş. Öncelikle evde denemeyin. Evdekilerin çok canı sıkılıyor bu işe. Öyle her yerde çok konuşmak iyi bir şey değil. Ama eğer böyle bir şey yapacaksanız, mesela eğitimcilik yapacaksanız, işte ders verecekseniz falan, yani bunun gibi konuşmayla ilgili bir aktivite yapacaksanız, konuşmak istediğiniz meseleye göre taktikler değişiklik gösteriyor. Ben kendi taktiğimi daha evvel bir videoda uzun uzun anlatmıştım. Kısaca burada tekrarlayayım. Bir kere pratik yapmak işin temelidir. Herhangi bir konuyu hazırlayıp anlatmadan önce, ne olursa olsun bu konu, en az 3 kez zamanlı ve sesli prova şarttır. En az 3 kez zamanlı ve sesli. Bunun altını çiziyorum. Şöyle prova yapan öğrenci arkadaşlarımız oluyor. Sunumunu hazırlıyor mesela. Burada bunu anlatırım. Burada bunu anlatırım. Bunu. Geçiyor. Prova yaptığını zannediyor. Prova böyle bir şey değil. Ayağa kalkıyorsunuz ya da işte kürsüde sunacaksanız kürsüye geçiyorsunuz. Bizzat zaman tutuyorsunuz. O konuyu karşınızdaki insanların gözüne bakarak anlatıyormuş gibi direkt prova ediyorsunuz ve zamana bağlı bir şekilde. Bunu ciddi bir şekilde yaptığınızda özellikle kısa süreli konuşmalarda çok büyük avantaj sağlarsınız. Onun dışında aslında anlatmakta en çok zorlandığım şey bu arada. Kafanızda konu oturmadan anlatamazsınız. Yani öncelikle kendinize iyi anlatabiliyor olmanız lazım. Mesela birçok insan anlattığı konuyla ilgili arada bir soru geldiğinde ya da anlatırken bir yeri unuttuğunda bir bocalama yaşar. Neden? Genellikle anlatımlar ezbere dayalı olarak kurgulanır. İnsanlar kafada onu bir ezber metin olarak depolarlar. Ama ve lakin o bir yerde kırılınca bütün zincir kırılır, sistem dağılır. Esas olan konu onun özünü kendi içinde iyi anladığınız takdirde onu çok daha rahat, farklı kelimeler ve farklı yollarla anlatabilme özgürlüğüne kavuşursunuz. Bu da sunumda ve konuşmada sizi rahatlatır. Mesela şu anda sizin bu sorduğunuz soruyu vallahi hayatımda ilk defa duyuyorum. Yani Serhat bak vallahi daha şimdi soruyu, bir de bunlar böyle bir gıcıklık yapıyor. Ben kamera karşısında oturmadan soruyu da bana okumuyorlar. Ama ne yapıyorum? Ben bu şimdi gelen soruyu alıyorum. Mesela şöyle bir kafada çeviriyorum. Daha önce defaatle anlattığım bir sürü şey oradan çekiyorum. Böyle bir panoya diziyorum kafamın içerisinde. Diyorum ki şunu anlatayım ben Serhat'a. O faydalı olabilir ona. Çünkü niye daha önce faydalı olduğunu görmüşüm. Bunların hepsi daha önceden bol miktarda prova etmeyle çok ilgili. Eğer bu akıcı konuşma, anlatma vesaire işini olumlu bir şey olarak görüyorsanız, ki öyle anlaşılıyor. Çok teşekkür ediyorum bu güzel, övgü dolu yorumunuz için. Ama hiçbir çizgi üstü kabiliyet anneden doğar doğmaz gelen yeteneklerle olmuyor. Üzerine biraz yatırım yapmak gerekiyor. Biraz emek harcamak gerekiyor. Bunun da dediğim gibi yöntemleri çok basit. Prova, pratik çok önemli. Konuyu içeriden anlamak çok önemli. Onun dışında bir de herkesin kendi içerisinde geliştirdiği bazı özel teknikler var. Ben daha evvel anlatmıştım. Benim anlatımım zihnimde görsel bir tasarımla oluşuyor genellikle. Bunu ben geliştirmedim. Benim kafam böyle çalışıyor. Böyle bir duvara, işte panolara dizer gibi diziyorum anlatacağım şeyleri. Ve çıktığımda sırayla sanki o panolara bakarak anlatıyormuş gibi anlattığımda daha rahat, daha bütünlüklü, yolumu kaybetmeden bir şekilde anlatabiliyorum. Konu saparsa tekrar duvara bakıp kaldığım panodan devam edebiliyorum gibi bir durum var. Çok uzun konularda beceremeyebiliyorum ama kısa, böyle sınırlı, belli mahdut şeyleri anlatırken çok işe yarıyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Herkes de bu kadar konuşmak zorunda değil. Vallahi herkesin benim gibi konuştuğunu düşün. Dünya çok gürültülü bir yer olurdu. Dolayısıyla bazılarının iyi yazması, bu da pratiğe dayanır. Bazılarının iyi yol göstermesi, bu da az konuşarak olur ve pratiğe dayanır. Ve herkesin farklı şeyleri farklı düzeylerde iyi yapması lazım. Ki kalabalık olmamızın bir anlamı olsun. Ama şunu da söyleyeyim. Bu soruyu sorduğuna göre sen konuşacağım. Yani durumunu gösteriyor. Bu konu kafaya takılmış. Muhtemelen benden daha iyi yapacaksın. Yaşta, gençse yol müsait. Bence kaptır gidelim.